It's always been real. When the snows fall. When the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Ne yaptınız? Aradan bir yıldan uzun bir süre geçti ve bir başka Game of Thrones fragmanı incelemesiyle daha karşınızdayım. Hatta iki. Tarih tekerrürden ibaretlerler. derler ki neden bahsettiğimi sonunda anlayacaksınız. İki fragmanda da gördüklerimizi derleyip kendi kafama göre bir akış sırası belirledim dizide görmeyi umduğum. Bu fragman incelemelerinde sızan senaryodan aldığımız bilgilere yer vermedim. Dolayısıyla spoilerdan korkanlar rahat olsun. Hadi başlayalım. İlk fragman adeta önceki sezonlarda ne oldu? Cersei kimleri karşısına aldı? Kimleri düşman edindi dersiyle bir coğrafya dersinin birleşimi gibi iki haritayla başlıyor. Biri Cersei'nin ayakları altında gördüğümüz siyasi harita denen hangi evin hangi topraklara hükmettiğini gösteren harita. Diğeri Dragonstone'da Aegon Targaryen tarafından yaptırılmış olan sınırsız ve tüm bu toprakların tek bir krala ait olduğunu gösteren harita. Her yerde düşman var diyor Cersei. Doğuda Daenerys Targaryen ve orduları, batıda Euron Greyjoy ki pek öyle olmayabilir az sonra işleyeceğiz. Güneyde Sand Snake'ler ve bütün ailesini kaybeden Olena Tyrell. Kuzeyde ise tabii ki kuzeyin kralı Jon Snow var. Bu tahminime göre Cersei'yi gördüğümüz son sezon olacağından düşmanlarını öğrenmemizde elbette fayda var. Ama bildiğiniz gibi Cersei'nin asıl düşmanı yakınında kan bağı olan biri. Öncelikle düşmanlarından belki de en çok beklediğiniz, en çok sevdiğiniz, ilk kitap çıktığından beri hadi olan yeter artık dediğiniz Westeros'a <laughs> gelsin dediğiniz Daenerys var. Ve evet Deni artık taşı toprağı altın Westeros'ta. En azından bu sahne öyle hissettiriyor. İnşallah sonu böyle olmaz. Bir öpke şu ailesin fazla geldi sana. Biz sana fazla geldiysek sen de bana fazla geldin. Fazla geldin. Ansaliler, Dotrakiler ve 3 ejderha ile ana karaya ayak basan Deni'nin yanında Tyrion Lannister'ı da görüyoruz tabii. Ama ilginç bir kişi daha karşılıyor bizi. Melisandre. Jon tarafından kovulan Melisandre daha önce Stannis ile birlikte olduğu Dragonstone'a geri dönmüş gözüküyor. Bakalım önce Stannis'in sonra Jon'un seçilmiş kişi olduğunu söyleyen Melisandre bu sefer de Daenerys'in seçilmiş kişi olduğunu iddia edecek mi? Bu sahnede Deni'nin Stannis'ten kalan bayrağı yere indirdiğini görüyoruz. Yıllarca Targaryen'ların olan bu kale Robert Baratheon tarafından ele geçirilmiş ve kardeşi Stannis'e verilmişti. Böylece Targaryen'ların geri dönüşü de resmileşmiş oluyor. Dany'i Dragonstone'a bıraktıktan sonra ya da önce ki yenildiklerini tahmin ettiğimden sonra olduğunu düşünüyorum Euron Greyjoy ile savaşıyor. Theon ve Yara'nın bu sahnede şaşırdığı alevler ise ejderhalardan değil de Euron'un elindeki savaş hilelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yara'yı savaşın derinliklerine dalarken görüyoruz. Theon'u ise tahminen savaştan kaçarken ve burada tek başına karaya çıkarken. Bu sahnenin armada savaşlarından önce mi sonra mı olduğunu söylemek çok zor. Ama Euron'un Cersei ile görüşmeye kralın diyarına geldiğini görüyoruz. Halk tahminen onu karşılıyor ve ilk fragmanda gördüğümüz gibi Cersei ile görüşüyorlar. Euron şu an Cersei ile düşman olmayan tek güç sahibi olarak onun için bulunmaz bir nimet. Bu arada yıllardır beklediğimiz Clegane Bowl gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Şu an hissettiğim şeyi anca bu video ile anlatabilirim. <laughs> Ardından denizde kaybeden Deni kralın diyarına girmek isteyecektir. Fakat arkasını sağlama almadan yani Lannister'ların kalesi Casterly Rock'ı ele geçirmeden bunu anca deniz yoluyla yapabilir ki bunun sonunun ne olduğunu az önce söyledik. Dolayısıyla Dothrakilerin karada gücünden faydalanıp kralın diyarına girmek isteyecektir. Casterly Rock'ı çok iyi bilen birinden yardım alan Ansariler gizli bir geçitten içeri girip kapıyı dışarıdakilere açarak neredeyse kolay bir fetiye imza atıyor gibi gözüküyorlar. Açık alanda gördüğümüz Lannister'lar ve Dothrakiler arasındaki bu savaş ya Ansariler içeri rahat girsin diye bir aldatmaca çünkü onları alanda göremiyoruz ya da kralın diyarının kapılarını deni açan büyük savaş olmalı. Ama ben Castery Rock civarında olduğuna inanıyorum. Zaten ilk fragmanda şöyle bir Tio da almıştık. Denerisinde bu savaşta olduğunu ve dragonun üzerinde yer aldığını görmek işin ciddiyetini anlamak için de önemli. Burada yanmış bir alanda Jaime'yi sanki birine saldıracakmış gibi koştururken görüyoruz atın üzerinde. Arkada ise yanmış bir savaş alanı adeta Aegon Targaryen zamanında 3 ejderha ile binlerce insanı yaktıkları Field of Fire savaşı gibi. Tarih tekerrürden ibaret zira. Jaime'nin ya bu sahnede bir kalede görüldüğünden Castle Rock'ın ele geçirildiğini görüp oraya koştuğunu ya da savaştan kaçtığını ya da Cersei'nin öldürülmesine uzanacak tohumların sonuncusunu atacağı bir Tyrion Jaime konuşmasına doğru ilerlediğini düşünüyorum. Tabii ki sırada gururları nedeniyle sezonlar ve kitaplar boyu sürünen Starklar var. Arya'yı muhtemelen ailesine kavuşmak üzere yolda görüyoruz. Küçük bir çocuktan bir katile dönüşen Arya'nın ailesinden geri kalanlar ile buluşması gerçekten çok merak ettiğim bir sahne. Ama bu sahneden daha çok merak ettiğim tek an Kurdul Nimeria ile buluşma anları. Tabii buluşurlarsa. Kitaplarda Nimeria'nın kendi çetesini kurduğu ve Arya'nınkine benzer bir değişim geçirdiği varsayılır. Bu iki büyük değişim geçiren çocuğun buluşması benim gözümde Arya'nın ailesiyle buluşmasından biraz daha önemli. Tamam, hayvanları insanlara tercih ettiğimden olabilir. Bren'in de duvarı geçtiğine şahit oluyoruz sonunda ve bence şu iki fragmanda da gördüğümüz en önemli sahneleri görüyoruz. Uzun süre bunun ne olduğunu düşünüp bulamasam da Game of Thrones videolarımızdan hatırlayacağınız Gökay, bu sahnenin kitaplarda son kahraman olarak bilinen birinin 12 kişilik bir ekiple ormanın çocuklarını aradığı hikayenin bir benzeri olduğunu söyledi. Tarih tekerrürden ibarettir demiştin değil mi? Üstelik bu hikayede son kahraman gibi gözüken Jon Snow'un yanında Tormund, Beric Dondarrion ve Sandor Clegane yani The Hound ile birlikte duvarın diğer tarafına gittiğini görüyoruz. Sanki bu hikayedeki gibi Jon Snow bütün arkadaşlarını kaybedecek ve tam o da ölüme teslim olacakken kurtarılacak. Hikayeye göre son kahramanı kurtaran orman çocukları oluyor. Ama burada Bren'in yönettiği kargalar olabilir mi? Jon Snow'un kaçması için bir fırsat yaratıyor gibiler. Peki Jon neden duvarın kuzeyine geçme ihtiyacı duyuyor? Bren ona Benjen'den ya da ormanın çocuklarından mı bahsetti acaba? Hatırlayacağınız gibi Benjen amcası onun için çok önemli belki de karşılaşacağı düşman hakkında bir bilgi almak istiyordu. Konu kuzey olmuşken Sansa ve Littlefinger'ın hastalıklı ilişkilerine de değinmemek olmaz. Littlefinger geçtiğimiz sezonun sonunda ve bu fragmanlarda Sansa'yı bir şekilde kandırarak Jon ile aralarını açmak istiyor ama başarılı olacağına inanısım pek gelmiyor. Öncelikle burada Jon'un ona saldırdığını görüyoruz. Liana'nın heykeli altında olduğundan saldırmasının nedeni Liana'nın oğlu olduğunu söylemesi mi yoksa Sansa ile aralarını açtığını öğrenmesi mi pek belli değil. Ama Littlefinger'ın korkması gereken başka bir şey daha var. Sezonlar sezonlar önce babalarının boğazına dayadığı bıçak Arya ile geri dönüyor. <laughs> İki fragmanda da Sem'in ne yaptığını, neyle meşgul olduğunu görmüyoruz. Ama yayınlanan fotoğraflarda Gili'nin Azor Aha ile ilgili bir belge okuduğunu görüyoruz. Bu konuda daha önce çok konuştuk ama eğer bilgi edinmek isterseniz yukarıda bir kart çıkmıştır bu konuda. Bakalım beklediğimiz gibi hem Jon'un gerçekte kim olduğunu kanıtlayan bir belge hem de Jorah'ın burada gördüğümüz kolu ile ilgili sorunun çözümünde ...bir katkıları olacak mı? Biraz boş bir soru oldu herhalde. Yani bir şeyler olmasa bu tanıtım fotoğrafını da görmezdik. Bu sahnelerin ise daha önce set fotoğraflarında gördüğümüz... ...Deneris ve Jon Snow'un tanışma anlarına ait olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ne zaman olacağına dair bir fikrim yok. Tahminen e, sezonun sonlarına doğru bir yerde olacaktır. Çüksüz Grey Worm ve Missandei'nin bu sahnesini de atlamak olmazdı. Bize ne olursa olsun bir şansımız olduğunu hatırlatıyor şu hayatta. Aslında Game of Thrones videolarını bu sene yapmamaya karar vermiştim ama baskılara dayanamadım. Game of Thrones içeriğinin devam etmesi için bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın ya da beğenmeyin. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup çan işaretine tıklayarak video geldiğinde haberdar olmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Ben Berk, bir sonraki tekrar stüdyosunda görüşmek üzere.